Selamünaleyküm arkadaşlar, Aran Ayşe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok hoş, çok güzel ve çok kolay bir örgü modeli paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz gerçekten çok hoş bir örgü modeli. Ben sizlere böyle bebe yününden göstereceğim arkadaşlar. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ipinizi ayarlayabilirsiniz. Şöyle ipimizin renk kodunu da göstermek istiyorum. Pembe olan 527. Ee, gri olan 515. Bu markayı çok beğendim arkadaşlar gerçekten çok güzel yumuşacık geldi elime. O yüzden e, bu markayı kullanmayı tercih ediyorum. Soran arkadaşlarımız için söylemek istedim. Evet böyle elime yatkın olan iki buçuk milimlik bir tığım var. Sizler elinize yatkın olan herhangi bir tığı kullanabilirsiniz. Evet dilerseniz hemen modelimize geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle bir miktar zincir çekeceğim arkadaşlar. Ben sizlere küçük bir parça gösterecek olduğum için küçük bir parça zincir çekeceğim. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre zincirinizi çekebilirsiniz. Arkadaşlar modelimizden çok güzel battaniye modeli, örgü çanta modeli, yelek modeli olabilir. Özellikle çanta modeli çok güzel olur diye düşünüyorum. Kağıt ipinden veya makramı ipinden çok hoş çantalar yapılabilir. Modelimiz çünkü gerçekten çok hoş ve çok güzel. Eğer e, bebek battaniyesi yapacak iseniz e, belli bir miktar zincirinizi çekin arkadaşlar daha sonra bir mezura veya metre yardımın e, yardımı ile ölçün e, 90'a 90 veya birebir yapabilirsiniz santim olarak söylüyorum zincirinizi biraz fazla çekersiniz daha sonra üzerine gittikten sonra fazla gelen zinciri kesersiniz bu şekilde bir sorun yaşamamış olursunuz Evet benim için bu kadar zincir ideal şimdi bakın en son zincirimi çektikten sonra biraz şu ilmeğimi hafif bir genişletme yaptım buradaki zincirimi içerisine batıyorum ilmeğimi aldım ve bakın tığımda iki tane ilmek var Hemen takip eden zincirimin içerisinde batıyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Hemen takip edene batıyorum. Tığımda 4 tane ilmeğim var. Hemen takip edene batıyorum. Tığımda 5 tane ilmeğim var. Hemen takip edene batıyorum. Ve tığımda 6 tane ilmeğim var. Bu şekilde hepsini beraberce geçiriyorum. Ve bu şekilde de Sabitledim. Görüyorsunuz. Ilmeğimi hafif uzatıyorum. Bakın, buraya batıyorum. Tığımda iki tane ilmeğim var. Şimdi en son yapmış olduğum buradaki ilmeğime bakın. Bu şekilde batıyorum ve bir ilmek çıkarttım. Üç tane ilmeğim var. Devamında en son yapmış batmış olduğum zincirimin içerisine bakın. Şöyle zincirimin içerisine batıyorum. Ve tığımda 4 tane ilmeğim var. Şimdi devamında takip eden 2 tane zincirimi alacağım. 3 ve 4. Pardon. 5 ve 6 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğim oldu. Hepsini beraberce topladım ve bu şekilde kapattım kameramı birazcık daha yaklaştırdım arkadaşlar bakın ilmeğimi hafif genişletiyorum tam burada buradaki yere şöyle şu boşluğa batıyorum ve buradan bir ilmek aldım tığımda iki tane ilmeğim var devamında bir önceki çiçekten bakın burada ilmek almıştık en sonki ilmeğe batıyorum ve buradan tekrar bir ilmek çıkarttım 3 tane oldu devamında en son ki batmış olduğum zincin içerisinde tekrardan batıyorum buraya batıyorum ve bir ilmeği kaldım tığımda dört tane ilmeğim oldu devamında takip eden zincirlerimi içerisinde batacağım zincirlerinden de iki tane ilmek alıyorum ve tığımda 6 tane ilmeğim oluyor bu şekilde 6 tane ilmeğim oldu ve hepsini beraberce alıyorum. Şu şekilde de sabitliyorum. Bakın oldukça güzel ve hoş duran bir model. Bir defa daha göstereyim bu renk ipimle. Daha sonra pembe ipimle tekrar göstereceğim arkadaşlar. Biraz koyu geldi galiba. Tam gözüküyor mu emin olamadım. Hafif ipimi bakın genişlettikten sonra tam buraya Şuradaki yuvamın içerisine batıyorum ve bir ilmek çıkartıyorum. Devamında şöyle göstereyim. En son ki almış olduğum ilmekten bir ilmek daha alıyorum. En son batmış olduğum zincirin içerisine tekrar batarak bir ilmek daha alıyorum. Devamında takip eden zincirlerimden ilmekler alıyorum. Ve bu şekilde 6'ya tamamladım. Şimdi burayı Zincirimizin sonuna kadar yapalım. Devamında buluşalım. Evet arkadaşlar bakın bu sıramı bu şekilde tamamladım. Görüyorsunuz o kadar şık, o kadar güzel ki yani hayran kalmamak gerçekten elde değil daha ilk sırasında bile. Şimdi burada en sonunda bakın tamamen topladıktan sonrasında buraya bir tane başını doluyorum. Sadece bunu sonunda yapıyorum arkadaşlar takip eden zincirimi bu şekilde battım ve hepsini beraber alarak buraya bir çakma trabzan yapıyorum ki kenar trabzanım olsun hani e, örgümüzün kenarı olsun diye bir tane zincir çekiyorum geriye döndüm Şimdi burada arkadaşlar bakın bu toplamış olduğumuz yerlere batacağız şöyle şu kısımlara zaten şöyle açtığımız zaman kendini de belli ediyor şöyle küçük küçük yuvalar halinde şimdi yine tığımın başını dolamıyorum. Hemen buraya geldim. Bir tane sık iğne yaptım. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Hemen bakın buraya geldim. Buraya da bir tane sık iğne yaptım. Hemen bir tane daha yapıyorum. Hemen takip edene bir sık iğne aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Takip edene. Bu şekilde. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Şöyle önden bir göstermek istiyorum sizlere. Evet, tamamlayalım ve devamında buluşalım. Evet arkadaşlar, bakın sonuna kadar geldim. Bakın sonuna da battıktan sonra burada yine bu kısımda yapmış olduğumuz gibi tamın başını doluyorum ve buraya tepiye batıyorum tek seferde bu şekilde ilmeğimi aldım şimdi burada diğer rengimi alıyorum hemen diğer rengimi aldım bu şekilde ilmeğin içerisinden geçiriyorum iki tane zincir çekiyorum burayı bağlayabiliriz arkadaşlar şöyle hemen hızlıca bir bağlayalım ki açılmasın. Evet. iki tane zincirimi çektikten sonra geriye dönüyorum. Tığımın başını dolamıyorum arkadaşlar. Bakın. iki tane zincir çekmiştim ya. Bu birinci zincirimin içerisine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Hemen bu aşağıdaki şu iki tane kanadı var ya bakın buradan tek kanadını olacak şekilde alıyorum 3 oldu dördüncü ilmeğimi buradaki yani arkadaşlar aynı ilmekten iki tane ilmek çıkartıyorum buradan aldım bakın burayı tekrar göstereceğim şimdi size iki tane zincirimi çektikten sonra geriye döndüm İlk zincirimin içerisine bu şekilde batarak bir ilmek alıyorum. Devamında bakın şu şekilde örgümüz görüyorsunuz. Şu şekilde başak şeklinde e, örgümüz var. Bunun şöyle tek kanadını yani şu şekilde batmıyorum. Böyle tek kanadını alarak bir ilmek aldım. Devamında aynı bakın bu batmış olduğum ilmeğin bu kes bu kısmından yani iki tanesini bir alaraktan ilmek aldım. 4 tane etti. Devamında Bakın aynı şekilde normal bir şekilde alıyorum 5 ve 6. ilmeğimi. Ve hepsini beraberce topladım. Bu şekilde kapattım. Şimdi aynı aşağıda yapmış olduğum gibi ilmeğimi hafif uzatıyorum. İlk önce buradaki boşluğumun içerisinde batarak bir tane ilmek aldım. Devamında bu en son yapmış olduğum ilmeğimin içerisine batarak bir tane ilmek aldım. Devamında en son ki batmış olduğum buradaki sık iğnemin aşağıda zincirdi, burada sık iğne oldu. Buraya batıyorum ve bir ilmek aldım. Takip eden sık iğneme battım, bir ilmek aldım. Takip eden sık iğneme battım ve bir ilmek aldım. Hepsini beraberce topladım ve kapattım. Ilmeğimi hafif genişlettim. Bakın, buraya bir battım. En sonki ilmeğime bir battım. En sonki batmış olduğum sık iğneme bir battım. Devamında takip edene batıyorum. Ve hepsini beraberce topladım. Ya yani model o kadar güzel, o kadar şahane ki gerçekten. Ördükçe hayran kaldım bu modeli ben. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bakın ilmeğimi hafif uzatıyorum. Tekrar göstermek istedim. Pembe rengimle daha iyi gözüktüğüne inanıyorum şu anda. Ee, hafif ilmeğimi uzattım. İlk önce bakın şuradaki dibine. Buradaki boşluğa batıyorum. Ve bir ilmek çıkarttım. Devamında burada en son ki yapmış olduğum ilmeğimin şu şekilde batarak bir tane ilmek çıkarttım. Devamında en son batmış olduğum sık iğnemin içerisine tekrar batıyorum ve bir ilmek çıkarttım. 4 tane ilmeğim oldu burada. Devamında iki tane sık iğnemi normal bir şekilde batarak ilmekler alıyorum. Ve tığımda 6 tane ilmeğim var. Hepsini beraberce alıyorum. Bu şekilde. Çok şahane bir çanta modeli arkadaşlar. Gerçekten yani bir e, mevride falan gittiğimizde emin olun sipariş gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü model harika. Çok beğendim ben. Evet şimdi modelimizi sonuna kadar yapalım. E, devamını tekrar göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar bakın bu son kısma kadar geldim. E, yaparken lütfen şu an dikkat edin arkadaşlar. Aşağı kısımda kaç tane model varsa... Lütfen bir sonraki sıralarda da aynı şekilde model olsun. Mesela benim burada şu an 14 tane modelim var. Şu an pembede 3 13 tane modelim var. Şu an üstünü beraber yapacağız. Evet yine bakın buraya dibine batıyorum. Buradan ilmeğimi alıyorum. Buradan alıyorum. 4 tane oldu. Buradan alıyorum. 5 oldu ve 6.'yı da alıyorum. Hepsini beraberce kapattım. Şimdi burada tığımın başını doluyorum ve bakın burada kenar e, yapmış olduğumuz kenardaki trabzanımız vardı. Oranın da tepesine batarak hemen bir trabzan daha yapıyorum ve bir zincirle geriye dönüyorum. Şimdi yine burada aynı şekilde aynı işlemi yapacağız. Kesinlikle tığımın başını dolamıyorum. Bakın burada zaten belli toplamış olduğum yerler. Buradaki yuvaların içerisine ikişer tane sık iğne yapıyoruz. 1 2. Hemen devamına bakın görüyorsunuz. Boşlukları zaten kendini belli ediyor. Hemen devamına. Arkadaşlar bu modelden bebek yeleği de çok güzel olur. Yani yelek modeli de harika olur. Sadece hani çanta modeli değil Tabii ki de birçok şeyde kullanabiliriz bebek battaniyesinde özellikle e, yelek modellerinde harika olur diye düşünüyorum Evet şimdi bu sıramızı da şöyle size göstereyim sonuna kadar gelelim yine dönüşü nasıl yapacağız tekrar bir göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere Evet arkadaşlar son kısmına kadar geldim yine burada kenar tırabzanımızı yapıyoruz. Bakın en sonki yere iki tane sık iğnemi battım. Şimdi buraya bir tane kenar çakma tırabzanımı yapıyorum. Yani yarım tırabzan da diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar burada ben diğer renkli ipimi alacağım. Ben iki renk ipte kullanmayı tercih ettim. Yani iki renkte olmasını tercih ettim. Sizler daha da fazla renk kullanabilirsiniz. Hemen ipimi alıyorum ya da tek renkli yapabilirsiniz tabii ki. Iki tane zincir çektim sıkılayalım biraz şimdi bakın ilk zincirimin içerisine batıyorum bu şekilde şöyle göstereyim ilk zincirimin içerisine batıyorum ve bir ilmek aldım devamında bakın örgümüz bu şekilde ya şöyle tuttuğumuz zaman burada iki tane ip görüyoruz değil mi İşte bu iki ipin sadece bu taraftakini aldım. Daha sonra bu taraftakini aldım. Devamında normal bir şekilde sık iğnelerimi alıyorum. Hepsini beraberce kapattım. tekrar göstermek istiyorum. İki tane zincirimi çektikten sonra bakın geriye döndüm. Öncelikle ilk ilmeğim buradaki gri renkli ipimdeki birinci zincirim. Alıyorum. Devamında bakın örgümü bu şekilde tuttuğum zaman şurada başak gibi duran iplerim var. İlk önce bir tanesini bu şekilde alıyorum. Bakın aynı ilmekten bahsediyorum burada. Yani şu iki ilmekten. İlk önce bir tanesini bu şekilde aldım ve bir ilmek çıkarttım. Daha sonra bu şekilde alarak bir ilmek çıkartıyorum. Gördünüz. 5 ve 6. Evet. Aynı şekilde devam ediyoruz. Buraya. 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 Ve buraya. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Daha farklı bir şey yok. Ben şimdi sizler için modelimi birazcık daha uzatacağım. Daha iyi görebilmeniz adına bir iki sıra daha falan yapmayı düşünüyorum. Hemen büyütüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben sizler için iki sıra daha ördüm ya modelimiz gerçekten harika İnsanın böyle ördükçe öresi geliyor hayran kalıyor insan ördükçe ee, dediğim gibi arkadaşlar modelimizden çok güzel yelek modeli olabilir ee, çanta modeli olabilir battaniye modeli harika olur ee, lif modeli de yapabiliriz isterseniz gerçekten çok güzel ve çok hoş duran bir model. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bir sonraki videolarımızda buluşmak üzere inşallah. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, hoşça kalın.